Merhaba hanımlar, beyler ve çocuklar. Yeni bir MCOC videosuna da hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Warlock'ı seviye yükselteceğim. Ondan sonra bazı karakterlere karşı dövüşeceğim. Açıkçası biraz inceleme, analiz, nasıl bir karakter olduğunu görme videosu diyebiliriz. Ve şu anda 25. seviye yaptım. 25. seviye yaptım. Rütbe yükseltme mücevherimiz elimizde mevcut. Katalizörlerimiz de yeterli miktarda var. Ama bakıyorum, şimdi düşünüyorum. Temel 4. katalizör bilmem. 4. kademe temel katalizör lazım olabilir. Bu yüzden yani cevheri kullanmak mantıklı geldi açıkçası. Hemen kullandık. 10. seviyede yaptık. Ve 35. seviyedeyiz. 2.35 de attık. Hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Şimdi teknoloji rütbe yükseltme mücevherini kullanalım. Çünkü teknolojide çıkabilecek en güzel karakterlerden biri çıktı açıkçası. Geçen videolarda da atmıştım. Şu anda 6. seviye 3.45'e doğru yol alıyoruz. Ve 45. seviyede yaptık. 45. seviyede tamam şu anda. Lan nasıl yükseliyor ya? Yemin ediyorum var ya, çakşamış gibi. Aa bak, duruşa bak. Belinde bir bozukluk var. Omuriliğini düzeltmek lazım bunun bak. Bir gözü büyük, bir gözü de küçük. Yemin ederim evin önünü süpürdüğümüz süpürgeler var ya, onun gibi ha. Rütbe 4'e de attık. Şimdi seviye 4. Buraları hızlı geçeceğim muhtemelen. 54-55. Seviyeyi de yaptık arkadaşlar. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Rütbe 4, seviye 55 oldu. Şimdi gelelim. Kuru fasulyenin faydalarına. Gel bakayım Warlock. Nerede? Ha burada, tamam. Bilgilerine bir bakalım şunun. Neymiş, kimin fesiymiş, neyin nesiymiş, bir sağ bir sol dön. Kafasını kaşıyor sürekli, kafası mı bitlenmiş, ne ya bu? Şimdi özelliklerine bakacak olursak kanama, zehirhani, soğuk ve donmaya karşı bağışıklı falan diyor. Fistan diyor. Teknoorganik mod falan diyor. Virüs diyor. Bir bakıma arkadaş koronayı bu yayıyor. Yani virüslü var. Valla virüs bulaşırsa yani tedavisi yok. Şimdi birkaç dövüş yapalım öncelikle. Aşağıda da yazışmalar dönüyor. Birkaç dövüş yapalım. Kişilerden Mefo ile yapalım bir. Evet. Agon. Agon. Ben de böyle kardeş. Yazıldığı gibi okuyorum. Yani anlamıyorsun. Ben herkes anlaması için. Mesela beni 9-10 yaşında çocuk da izliyorsa o da anlasın diye. Şimdi siper. Sürekli olarak siper yapıyorum. Her siperde arkadaşlar gördüğünüz üzere yukarıda bir virüs sayacı var ve bulaştı şu anda. Virüs bulaştırıyoruz. Sonra bulaşmış olunca geçmiş olsun. Bak hop, özel saldırı 1. Üzerindeki arkadaşlar bulaşmışı kaldırıyor. Onun yerine güç başaltımı yapıyor. Zaten rakibe virüs bulaşmışsa eğer yenilenme de yapıyorsa arkadaşlar ne yapıyor? %5 oranında sürekli olarak güç boşalması yapıyor. Ağır saldırılarımız gördüğünüz gibi kanama yapıyor. Yani açıkçası bir şey söyleyeyim. Bu karakter stratejik bir karakter. Hani ben biraz oynadım. Şu anda da sizlerle oynuyoruz zaten de. Biraz öncesinde bir inceleme yapınca stratejik bir karakter, uzun dövüşlere kesinlikle gelmiyor. Deneyeceğiz. Kış askerine bak, en basit karakter. Kış askerine karşı deniyorum. Bakacağız kış askerine karşı ne iş yapacak. Bu arada gene gecikmeler yaşanıyor. Yani şu an bir geç açılma söz konusu. Evet bakın. Sınıf üstüne olmasına rağmen. Evet. Bir bulaşmış verelim şuna. Bir virüs bulaştıralım şuna. Her bizim vurduğumuz düz vuruşlarda bir tane virüs bulaşıyor. Yaptığımız siperlerde arkadaşlar 4 tane bulaşıyor. Rakibin bloğuna vurduğumuzda, rakip bize vurduğumuzda sürekli bir virüs bulaşması söz konusu. Rakip üzerindeki her benzersiz takviyeye karşılık ne alıyor? 6 saniye boyunca daha da düşüyor. 6 saniye geriliyor bulaşmış süresi. Yoksa 20 saniye bulaşıyorsa 14 saniye falan düşüyor. Eğer yanlış bilmiyorsam tam olarak. Açıkçası yeni karakter çıktığı için tam bir bilgim yok.
Şimdi özel saldırı ikisinde de az önce gördük. Zırh kırma veriyor. Bunun olayı açıkçası bakın Doktor Doom. Bildiğiniz gibi kritik yemiyor. Birazdan özelliklerini daha da ince ve detaylı şekilde inceleyeceğiz. Şu anda bir Doktor Doom bildiğiniz gibi kritik darbe yemeyen bir karakter. Bakalım Doktor Doom'a karşı ne yapacak? Dolapta pekmez, dum dum bitmez. Gel. Gel bakayım. Evet. Oo, bu arada sıkıntılı dövüşüyor bak. Bir bulaşmış yaparsak, evet, bulaştığı zaman arkadaşlar yenilenme olayı bitiyor. Doktor Doom'un bulaşma yediği zaman, aa yedik bak, biz de yedik. Bulaşma yediği zaman Doktor Doom'da yenilenme olayı bitti arkadaşlar. Bu her karakter için aynı şekilde. Bulaşma yerse olay bitmiştir. Bir özel saldırı 2 yapalım, ne olacak? Evet. Zırhını kırmadı arkadaşlar. Doktor Doom'da zırh kırmaya bağışık mı? Nedir? Bu ne arkadaş? Daha doğrusu kritik yemiyor. Üzerimizdeki o şu zırhlanma takviyesi aktifken, zaten birazdan özelliklerine de bakacağım. Aktifken rakibin özel saldırılarında kritik yemiyoruz kesinlikle arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada çok rahat şekilde, zevkli şekilde Doktor Doom'u da kestik. Hani tipe bak ya. Gözleri mözleri çıkıyor. Kaşlarını oynatıyor. Nasıl bir karaktersin kardeş? Yani şu oyunda biraz gecikmeli açılmasa çok muhteşem olacak. Yani bir rahatlayacağız ama. Şimdi şu kış askerine karşı bir deneyelim. Açıkçası bir bilgilerine baktıktan sonra kış askerine karşı deneyelim. Bir bilgilerine bakalım. Bir bilgilerine bakalım. Şimdi arkadaşlar kıvırcık çocuğu, kıvaç çocuğu, KFCH çocuğu, ne çocuğu lan bu? Kanama, zehir, ani soğuk ve donmaya karşı bağışık. Şimdi bozma veriyor. Kopya olmasının tek şeyi bozma veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diyor ki Warlock 10 saniye kendini, ya dediğim gibi zırhlanma takviyesi üzerinde kalıcı şekilde başlıyor. Eğer zırhlanma giderse üzerinden tekrar 10 saniye sonra başlatabiliyor. Virüs yetenek isabetinden etkilenmez. Rakip 20 yüke sahip olduktan sonra virüs bulaştırıyoruz ya, 20 tane yük bulaştırıyoruz. Ondan sonra bulaşmışa dönüyor. Gördünüz az önce. Rakip üzerindeki her benzer takviyeye karşılık süre 6 saniye kısaltılır. Arkadaşlar yenilenmeleri tersine çevirir. Rakip yenilenme yapmaz. Eğer rakibe bulaşmış şekilde virüs bulaştırmışsak. Ve %30 yetenek isabeti düşüklüğü yaşar. Rakip özel saldırı 1, eğer rakip üzerinde bulaşmış aktif haldeyken özel saldırı 1 atarsak güç boşalması yapar. Ve bulaşmış seviyesi ne kadar fazlaysa, birazdan kış askerinde hepsini teker teker deneyeceğiz. Bulaşmış ne kadar fazlaysa üzerinde, rakip üzerindeki zayıflatıcı, bulaşmış zayıflatıcısı ne kadar fazlaysa o kadar yüksek hasar veriyor. Özel saldırı 3, özel saldırı 3'ten sonra bulaşmış zayıflatıcısı ne kadar fazlaysa yenilenme yapıyor o kadar. Birazdan hepsini tek 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 sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hiç canınızı sıkmayın. Evet. 5,50 saniye boyunca rakibin maksimum gücünün %20 miktarını pasif bir biçimde boşaltır. Bakın özel saldırı ikisinden bahsediyor şu anda da. Saçlarına kaşıyor şimdi. Çok düşünüyor. Düşünmekten bu hale gelmiş. Vah zavallım vah. Tipe bak ya valla. Şimdi savaş diyelim. Savaş diyelim. Özel maceralar. Kış askerine karşı bir uzun dövüş yapalım. Açıkçası kaç darbe vuracağız bilmiyoruz. Dediğim gibi uzun dövüşlerde çok fazla bir aktivitesi yok. Çünkü yüksek hasarlara çıkamıyor. Düz vuruş yapıyor. Sadece stratejik bir karakter. Hani kilit rolünde diyebiliriz. Bazı yerlerde iş yapar. Gerçi güç boşalması yapması hani özel etkinlik maceralarında çok muhteşem iş yapar. Kendi sinerji takımını kuracağım arkadaşlar. Robot ayaklanması. Evet. Evet. Cable'ı da koyalım. Özel saldırı sırasında yeniler darbe için %12. Aslında mutantlar için. Olsun. Göreceğiz yani. Şu anda. Yani Hello Jello'yu göreceğiz. Gel bakalım. Kış askeri.
Ve dövüş başlar. 20 tane yüklü yapacağız. Gördüğünüz gibi düz darbelerde birer tane yük bulaştırıyoruz. Şu anda bulaşmış halde. Bakın. Evet. Bloğuna vurduğumuz zaman da bulaştırabiliyoruz virüsleri arkadaşlar. Ya virüs nedir? Burada virüs yoktur şimdi diyecek. Evet. 20 taneden sonra bulaşmış. Enfekte oluyor bir bakıma. Hastalanıyor ya. Tedavisi mümkün değil. Korona Warlock bunun adı. Evet. Bakın. Birazdan göreceğiz. Hiç canınızı sıkmayın. Evet. 2 oldu. Bir 4 yapabilirsem var ya. 4 yapabilirsem dedik. Evet, şimdi dikkat. Benim can barıma dikkat arkadaşlar. Can barıma dikkat. Can barıma dikkat. Ve %100. Gördüğünüz gibi müthiş şekilde bir can yenilenmesi söz konusu. Ve güç yakma uyguluyor gördüğünüz gibi. Gücünü boşaltır. Boşaltılan can oranında bir rakibe hasar veriyor. Bulaşmış şu anda tekrardan aktif. Evet. 3 oldu. Bu arada canımızın düşmesi güzel bir bakıma. Evet, bir bakıma güzel. Çünkü yenilenmeyi daha bariz görebileceğiz de. Bu arada 4 yapmak istiyorum. Bulaşmış seviyesini 4 yapmak istiyoruz. 3 oldu. Bir türlü 4 olmuyor. En sonunda attıracak ama sabırla dövüyoruz. Vuruşları çok etkili değil. Açıkça söylemek gerek. Evet, şu anda daha gözle görülür yenilenmeyi göreceğiz. 3, 4 oldu ama 4 oldu ama yeter artık. 4 olmuyor bir türlü. Şimdi güç barıma dikkat. Daha doğrusu can barıma. Bak. Evet. Gördüğünüz gibi yenilenme de yapıyor bu karakter. Dediğim gibi eğer kopya olursa, kopya olması sadece bozma veriyor rakip bulaşmış haldeyken. Evet. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Bulaşmış haldeyken güç barı düşüyor rakibin. Bakın zaten çok fazla güç barı da olmuyor. Uzun dövüşlerde çok uzun dövüşürsün. Ne ölürsün ne de kısa sürede öldürürsün. Özel saldırı ikisi kayda değer bir hasar veriyor. Aslında buna nerf getirdiler. Yoksa ilk çıktığında çok daha kaliteli bir karakterdi. 4K'ları görüyoruz şu anda. Evet. Güç barına dikkat. Kış askeri. Eridi bitti güç barı. Gördüğünüz gibi özel saldırı bir de güç barı boşaltıyoruz. Ama tabii üzerindeki bulaşmış zayıflatıcısı var ya, bulaşmış zayıflatıcısı. Ne kadar fazlaysa o kadar hızlı güç barı boşaltıyoruz. Ve bulaşmış zayıflatıcısı ortadan kalkıyor. Güç boşalma rakip yaşıyor. Bununla da bir bilginiz olsun. Bakın. Şimdi biraz daha yenileneceğiz. Bakalım 3 oldu. 4 ol be, gözünü seveyim. Vay arkadaş, bir 4 yapamadık. Şu anda %64 bir canımız var. Bakalım kaç, yüzde kaç can yenileyecek. Şu bulaşmış seviyesini ölçmeye çalışıyorum ya açıkçası. %14 bir can yeniledi. %14 bir can yeniledi arkadaşlar. 4 olursa, tamam mı? 4 olursa, 4 olursa yüzde kaç can yenileyecek? Onu merak ediyorum ben açıkçası. 3. Şunu 4 seviyelerine bir çıkaramadık ya. 19 sürekli olarak 3 seviyelerinde seyrediyor. Çok uzun bir dövüş olacak gibi çünkü daha canı %50 inmedi.
Evet. Yakaladım. 4 oldu ama özel saldırı 2 attık. Şimdi 4. Oo, çok iyi. Şimdi 4. 5 olabilir hatta. Evet. Hadi yüzelim. 4'te 4 oluyor ama. Aa, çok çabuk bitti ya. Bulaşmış var ya, üzerindeki bulaşmış. 4 yapabilirsem. Sürekli 3. 4 olsun bir kere görelim ya. Can yenilemeyi görelim ha. Yeni bir taktik. Siperle deneyeceğim. Çünkü her siperde 4 tane virüs bulaştırıyoruz. Hızlı hızlı 5 tane siper yaparsam olmuyor ya. Onu yapayım derken bulaşmış seviyeleri tekrardan düşüyor. Vay arkadaş. Hakikaten sıkıntılı. Şu anda biraz seri dövüşe geçeceğim ha. Kaç darbe vurduğumuzu da bilmiyoruz ki. Olmuyor böyle. Sürekli olarak 2'de olması sıkıntı ya. Neyse, birazdan göreceğiz. Bir 4 yaparsam. Hadi lan, ucu ucuna sürekli 3'te. Hadi hadi, çok iyi gidiyor. Çok iyi. 4. Evet, 4 oldu. 4 oldu. Evet, %20 hasarı da tutturduk. Şu an yüzde kaç can yenileyecek? Hani bulaşmış zayıflatıcısıyla doğru orantılı olarak can yenileme yapıyor mu, onu göreceğiz. %53 canımız var. Oo, %19 can yeniledi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Şimdi biraz seri dövüş yapabiliriz. Şimdi seri dövüşe geçelim. Düz vuruşlarımızda bir türlü ortalama olarak arkadaşlar 2K, 2,5K hasar görüyoruz şu anda. Evet, ağır saldırıları 5K falan vuruyor. 4K, 5K ortalaması var. Özel saldırı 2'ye attık. Özel saldırısı kayda değer bir hasar veriyor diyebilirim. Evet. Hani genel olarak ortalamanın üstünde bir karakter. Çünkü stratejik olması kilit rolünde olmasını sağlıyor ve etkinlik maceralarda ani soğuk donma zehir yakmaya, zehir ve kanamaya karşı bağışık olması da ekstra avantaj. Seri vuruşlara geçtiğim zaman açıkçası hani iyi hasarlar görüyoruz. Zırhını kırdıktan sonra özellikle düz vuruşlarında 4K hasarları görüyorum şu anda. Evet. Bulaşmışı verdik. Bulaşmış seviyesi 5 oldu şu anda. Yani süper diyebilirim. Şu an itibariyle gerçekten hani göz zevkimizi veriyor. Ama 250 tane vurduk herhalde. 300-500 oldu yani. Açık söylemek gerekirse çok fazla vuruyoruz. Ama bir bakıma çok vurup rakibi de oynatmıyoruz. Kolay kolay. Hani güç boşalması falan veriyor. Yenilenmesini düşürüyor. Ondan sonra isabet düşüklüğü falan. Ve bu dövüş de burada biter. Arkadaşlar, Warlock'u inceledik ve 377 tane vurmuşuz. Kör olmuyor sıcağı. Açıkçası güzel bir karakter. Rütbe 4 attığıma memnunum ben. Yani bilmiyoruz ne haldeyiz. Gidiyoruz gündüz gece yani. Ve bu videonun da yavaştan yavaştan sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.